Göre yeni nesil daha Avrupa'yı, daha güzeller. Kemik yapıları daha düzgün oluyor. Daha görgülü, daha kültürlüler. Ben eski nesil biliyorum. Yani yeni nesil daha detayları görebilen bir nesil. Eski nesil o kadar bilgili olmuyordu. Yani imkanları da olmuyordu. Cilt kaliteleri de iyi yeni neslin. Ama eski nesil tam kadın oluyordu kadınlar yani. Ben bilirim, bizim mahallede Kutsiye vardı. Efendim, babası PTT'de çalışıyordu. Alkol alırdı babası, böyle ayakta duramayacak olurdu mahalleye geldiğinde. Yani zor yürürdü eve kadar, biz görürdük akşamları. Ama Kutsiye'ye geldiğinde yani sarı saçlıydı, uzun sarı saçlı beline kadar. Evet. Böyle kalın, çok güzel bacakları vardı, çok gösterişli. Mini etek giyerdi ama bayağı mini etek giyerdi. O devirde artık yani 70'ler falan. O 70'lerde çok yaygındı mini etek. Yani herkes dönüp dönüp bakardı. Mahallede bir amca vardı, ona bakmış. Bayağı bir olay çıkmıştı. Bacağına baktı diye söylemişti. Adama da iletildi o. Bacağına niye baktı falan diyekten. O da işte ayıplamak için baktım falan diye böyle açıklama yaptı. Yani suçtu o zaman bacağa bakmak. Ama normal tabii ki göz şey yapar, bakar yani bakıyordu inşallah. Ablası vardı, çok güzel bir kızdı o da. O zamanlar bizi yüzme havuzuna davet etmişlerdi. Tabii ben o zamanlar uçuyordum yani hiç. Yani öyle güzel bir imkanı, tanışma imkanını iyi değerlendirebilirdim. Efendim, işte nasip olmadı yani özetle, çeşitli nedenlerden dolayı. Hep hayıflanırım aklıma geldikçe. Çok çok güzel kızdı. Annesi de çok hanım bir kızdı. Kız kardeşi de çok çok güzel kızdı. O zamanki kızlar şahaneydi, bayağı güzeldi. Sonradan kızlar rejim yapmaya başladılar. İşte zayıf olacağız bilmem ne falan. Kız görünümü azalmaya başladı. Eskiden kızlar ince belli, geniş kalçalı, böyle iri göğüslü falan. Tam kadın olurlardı. Yani öyle eskiden rejim falan yoktu. Bu yeni moda çok kötü. Yani kadın neslini bozmak için homoseksüel modacılar, homoseksüeller acayip atağa geçtiler. İşte geniş omuzlu, dar kalçalı kadın modelini geliştirmeye başladılar. Yani erkek gibi kadın. Erkek sporlarına kadınları teşvik ettiler. Makyaj yapmamak, işte saçlarında erkek saçı gibi yapmak gibi bir politika izleyerek ve kadınları da işte anormal gibi göstererek, işte yarım mahluktur, işte insanla hayvan arasıdır falan gibi çirkin ifadelerle kadınları ekarte eden bir politika izledi. Homoseksüel kartel, homoseksüel düşünce. Bu oyuna gelmemesi lazım genç kızların. Genç kızlar istediği gibi yiyip içecek yani. Kadın dediğin aslan gibi olur yani, yapılı olacak. Yani kilolu olmasın ama yani kadın vücudu olması lazım. Zayıflayacağım diye kendilerini o hale getirmeleri çok çok yanlış. Biz okulun dönüşünde yine çok güzel kızlar olurdu yol boyunca. Dönüşte görürdük. Onlar biz geçerlerken kapı önüne çıkarlardı. Çeşitli kişileri değerlendirirler, işte boğazlı kazaklı bilmem ne şu falan fışmıken falan. Yani özetle genç kızlar ev yemekleri yemesi lazım, zeytinyağlı yemekleri yemeleri lazım. Spor yapsınlar, yani spor çok iyi olur ama yani yıpratıcı erkek sporları yapmasınlar. Uykularına dikkat etsinler ve çok dindar olsunlar. Allah'tan çok korksunlar. Gelenekçi Ortodoks değil. Kur'an Müslümanı. Gelenekçi Ortodoks oldun mu kadınsı vasfını kaybediyorlar. Tamamen kendini iptal ediyor. Güzelliğini yok ediyor. Her şeyini yok ediyor. Erkekleşiyor. Zaten karşı tarafta onu istiyor ondan. Bu çok büyük hata olur. Bir daha dinleyeyim. Eski nesle göre neredeyiz, nereye koşuyoruz? Eski nesle göre çok daha Avrupa'yı kızlar, daha akılcı, daha vicdanları güzel. Eskiden kızlar daha çok dedikodu falan yaparlardı böyle. Mahalle aralarında falan şey olurdu. Şu an genç kızlar pek o kafada o kadar değiller yani o anlamda değiller gibi geliyor bana.
Ve kaliteli olmayı, bakımı çok iyi biliyorlar. Çok okuyup araştırıyorlar. Görgü ve kültürle daha yüksek. Üniversitede öğrenci sayısı çok fazla. Genç kızlar eskiden üniversitede nadir olurdu. Şu an yani eskiden ortaokul, lise mezunu olurdu en fazla. Şu an hep üniversite mezunu genç kızlar. Bence çok iyiye gidiyorlar. Yani Kur'an Müslümanlığı aralarında yayıldı. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışına karşı tavırlılar. Her yönden iyi gidiyor bence. Evet, dinliyorum.